Sözün bittiği yer saat 4.17. Aslın felaketinin yaşandığı Pazarcık merkez üssü. Mazlumların ve mağdurların lideri olan Sayın Cumhurbaşkanım depremi mütakip 5 dakika sonra beni aradı. Aslın felaketini yaşıyorsunuz başkanım dedi. İlk sorusu şu oldu. Pazarcık'ta mısın, dışarıda mısın? Pazarcık'ta deyince rahatladı. Biz arkadaşlar şimdi Pazarcık'ı toparladı veya kaldırdık ama sizler sayesinde kaldırdık. Elhamdülillah bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde de yardımlarımızla, desteklerimizle hepinize, Fatsa'lı hemşehrilerimize, Yiğit Belediye Başkanıma, hepinize, 70 bin hemşehrim adına vefa borcuma teşekkür ediyorum. Pazarcık Belediye Başkanımız, ne zaman bir araya gelsek duygulu anlar yaşıyoruz. Bu mecliste birçok kez toplantı yönettik, meclis yönettik. Fakat böyle sözcükleri boğazımıza düğümlenerek konuştuğumuz sayılı toplantılar olmuştu. Biliyorsunuz deprem felaketi gerçekleştikten sonra gerek ekibimizle, gerekse şehirdeki gönüllülerimizle, şehrimizde vatandaşlarımızın, kurumlarımıza olan inancı ve güveni sayesinde kaymakamlığımız ve belediyemizin öncülüğünde bölgemizde ciddi bir koordinasyon sağlamış. Kahramanmaraş, Pazarcık ilçesiyle kardeş şehir yaptılar. Genel merkezimiz tarafından. Ve bu kardeşlik vesilesiyle de başkanımla tanışmış, uzun yıllardır tanışıyormuş gibi de kardeş olduk. Başkanımızın o bölgedeki taleplerini dinledik. Ve ne ihtiyaç varsa, elimizdeki imkanlar ölçüsünde, elimizde avucumuzda ne varsa bu bölgede paylaşmaya gayret ettik.